Merhabalar, sayfama hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere evde kendimiz nasıl tereyağı yapabiliriz onu göstermek istiyorum. Krema ile yapacağız. Tam yağlı krema kullanıyorum ben. Şöyle küçük kutularda olanlardan. Tam yağlı olması püf noktası ve çok soğuk olması lazım. Yani dolapta muhafaza etmemiz lazım en az 2-3 gün ki tam soğuk olması için. Ben böyle robotta yapacağım. Şimdi 2 adet soğuk kremamı robotumun içine dökeceğim. Artık kapatıp tereyağı olana kadar çırpacağız. Bu esnada gördüğünüz gibi krem şanti kıvamına geldi. Yani kremanızı mutlaka çırpmaya devam edin. Olmuyor diye pes etmeyin. Bu mikserinin robotunuzun gücüne bağlı. Yani ben bunu yaklaşık 2-3 dakikadır çırpıyorum. Biraz daha çırpacağım ama sizin robotunuzla süre biraz oynayabilir 1-2 dakika için. O yüzden yağ olana kadar çırpıyoruz. Yağımız olmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Olmaya başladığını zaten mikserle çırptıkça fark edeceksiniz. Baya yağımız oldu artık gördüğünüz gibi. Suyunu salmaya başladı. Biraz daha çırpacağım ben. Evet, artık yağım oldu sanırım. Baya olmuş gördüğünüz gibi. Bu esnada ben çörek otu ekleyeceğim. Siz isterseniz tuz da ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar çörek otu ekleyeceğim. Dediğim gibi isterseniz bu esnada tuz da ilave edebilirsiniz. Evet, artık yeterli. Robotumu çıkarabilirim. İlk önce bıçağımızı çıkarıyoruz dikkatli bir şekilde. Ve artık tahta kaşıkla veya elinizle nasıl isterseniz yağımızı bir kenara topluyoruz. Ve bir peçete selpak üzerine alıyoruz fazla suyunu almak için. Suyunu biraz süzdürerek çıkarıyoruz zaten. Gördüğünüz gibi suyu birikti fazlasıyla. Ve artık hem şekil vererek hem de fazla suyunu aldırıyoruz selpak üzerinde. Suyunu almış olduk. Artık servis edeceğim tabağıma alabilirim. Dikkatli bir şekilde. Şu şekilde tereyağım hazır ama servis etmeden önce bir gün dolapta beklemesi gerekiyor. Yağımız hazır. Kendi yaptığımız tereyağımız, ev yapımı. Ben çörek otu yaptım bugün. Ama dediğim gibi siz tercih sizin. Sade de bırakabilirsiniz. Veya tuzlu da yapabilirsiniz. Evet, tereyağım hazır gördüğünüz gibi. Çok kolay. Olmuyor diye sakın pes etmeyin. Demin de dediğim gibi. Çırpmaya sürekli devam edin. Kremanız soğuk ise ve tam yağlıysa olmamasına yani şans yok. Mutlaka olacaktır. Sabırlı olun ve sürekli çırpmaya devam edin dediğim gibi. Evet, ben de bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ve henüz kanalıma abone değilseniz diğer tariflerimden de haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.